Herkes onları konuşuyor. Her yaptıkları olay oluyor. Ne? Ekranların en sıcak, en eğlenceli, en sempatik ikilisi Çağla Şikel ve Alişan keyifli sohbetleriyle şimdi Melek'te. Arabim fellahi, severim vallahi. Kahkahalarınızı tutamayacaksınız. Evlenecek adam vardı da evlenmedim demiş. Ha. Doğru mu bu? Ekranların en iyi anlaşan ikilisi Çağla Şikel ve Alişan birbirlerine nasıl meydan okudu? Jinekolog. Helikopter. Helikopter. Bravo, bravo. Çok sıcak, çok sıcak. Ben Epros. Şimdi Melek'te. Eşinden boşandı. Babasını ve ağabeyini arka arkaya toprağa verdi. Büyük acılar yaşayan Hülya Çelik yeni bir hayat için Melek'le büyük değişimde. Açtık yayınımızı. Alişan'ın şarkısıyla, türküsüyle açtık. Onlar benim canlarım, evlatlarım. Senelerdir de hep bunu söylerim. O kadar seviyorum ki onları bugün Melek ablalarını kırmadılar. Ve sizlerin huzurlarına geldiler. Alişan'la Çağla geliyor. Selam. Canan. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Şöyle alayım sizi. Ben buraya geçeyim. Böyle bir kadın bir erkekli olur. Bir şey söyleyeyim mi? Bugün son derece keyifli bir cumartesi yaşayacağız. Onlar bugün hafta sonlarını feda ettiler ve Melek ablalarına geldiler. Evet. Aslında hafta sonu önemli işlerim vardı ama olsun. Öyle mi? Sizin için iptal etmeye değer. Canım her benim. Zaman. Şimdi bugün onlarla çok güzel bir sohbetimiz olacak. Kahve içelim mi? Evet. İçer misiniz? İçelim. Türk kahvesi. Sade. Orta. Karar ver. Sade, ben sade. Ben de sade. Sen bize uya. Yok, sade içemiyorum. Tamam. İki sade bir orta olsun. İnsülin de... O zaman aşkım. Tamam, iki sade bir orta. İki sade bir orta. Tamam. Hadi benim canım. Şimdi biz kahvemizi içerken şöyle bir eskilere yenilere gidelim mi? Bir bandımız var. Gelsin bakalım. O ara biz de höpürdetiriz kahvelerimizi. Hadi bakalım. Çağla Şikel, podyumların en beğenilen ismi, ekranların başarılı sunucusu ve güzelliği tescilli bir anne. Alişan ise güzel sesiyle kendini müzik dünyasında ispatlamış... Oyunculuğu, sunuculuğu ve sıcak kanlılığıyla herkesin sevdiği bir isim. Bu iki ismin yolları ilk kez Melek Baykal'la da dostluklarının kapısını aralayan Cennet Mahallesi adlı dizide kesişti. Bak. Nihtel bulacağız der. Kızanam sen varsın ya sen. Sen varken bir de çirkin karı mı arayacağız? Cembe, kafanı kırarım seni. Ya iyi de kim kadın kılına girer be abi? Bana hiç bakmayın. 4 yıla yakın süren dizide birbirine kavuşamayan sevgilileri canlandıran ikili büyük ilgi gördü ve birlikte iş yapmaya devam etti. Dizinin hemen ardından
Melek Baykal'ın da jüri olarak yer aldığı İlle de Roman Olsun adlı bir yarışma programı sunan Çağla ve Alişan kısa sürede sıkı dost oldu. Aralarından su sızmayan ve birbirlerini bir an olsun yalnız bırakmayan ikili ekrana ara vermeden sabah programı yapmaya başladı. Günaydın. Size geldik. Benim çok bağırdım. Benim lafım ya. Bir anda ağzından bir şey fışkırdı. Fışkırdı, fındık yedin, o fışkırdı. Ah, fındık yemedim. Ne yedin, badem miydi? Hiçbir şey yemedim, kahve içtim. Kahve miydi, bir şey kahve fışkırdı. Hiçbir şey fışkırmadı. Kahvenin telvesi gitti lan orada, falına bakayım. Vatani görevini yapmak için programdan ayrılan Alişan, askerden döndüğünde Şikel'le araları bozuldu. Uzun süre küs kalan ikiliyi barıştıran isimse Melek Baykal oldu. Yaman, söyle, yani, eğer... söyle buradan... Söyle Çağla'ya. Ben, Emre'ye de ben... Şunu söyleyebilirsin. Bugüne kadar... Ben sizin dostluğunuzu özledim. Evet, özledim ve... Ben sizinle eğer... sohbet etmeyi özledim. Eğer ikisini de... Yani illa bunun karşılığı ben özür diliyorum diye. Şu söylediğin şey şu an zaten oldum, bir şey özürdür. Oldum, öyle değil mi hanımla? Ben sizi özledim. Evet, özledim ve eğer onları kıracak hani bugüne kadar magazinde veya dışarıda bir şey konuştuysam kırdığım şeyler için özür diliyorum. Çağla Şikel'den Melek yayınında bu sözlerle özür dileyen Alişan'ın çağrısı kayıtsız kalmadı. Ve ikili kaldıkları yerden dostluklarına devam etti. Birlikte sundukları her şey dahille her sabah izleyicilerle buluşmaya devam eden Çağla ve Alişan'ın hem iş arkadaşlıklarının hem de kıskandıran dostluklarının uzun yıllar sürmesini diliyoruz. Hocam bunu bilseydik burada ne işimiz var? Beraber başlıyoruz. Ben söylemiyorum, böyle durmaya razıyım ya. Bu tarlaya bir şirin kekereme gerekmişler. Bu tarlaya bir şirin kekereme gerekmişler. Bu tarlaya da bir şirin kekereme gerekmişler. Bu tarlaya da bir şirin kekereme gerekmişler. Bizim balıklar süper oluyor ya. Çok eğleniyoruz ya bir aradan seçilince. Evet. Acayip insan ve izlerken çok mutlu oluyor. Şimdi hayırlısıyla ne zaman küsülüyor tekrar? Hiçbir zaman. Evet. Çünkü bana göre gerçekten onların küsmemesi gerekiyor. Ve ekranların en samimi, en sıcak ikilisi değiller mi? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gerçekten o... Yani o bizim aramızda gerçek, normal özel hayatımızda da Alişan'la yani çok uzun süre beraber çalışma durumunda, zorunda kalıyoruz. Yani şöyle şaka söyleyeyim. Şaka bir yana gerçekten hiç kavga etmiyoruz. Hiçbir tartışmamız, hiçbir anlaşmazlığımız hiçbir zaman olmuyor. Alişan'ı sadece gerçekten sonradan insan tabii ki anlıyor. Kırıldık, üzüldük vesaire ama onun o dönemki psikolojisini bizim anlamamız mümkün değildi. O yüzden de affedişimiz o yüzdendi. İşte askerlikten sonra... Askerlik psikolojisi girdiğim şey yani çocuğum. 15 askerlikten o gerildi sonra... çocuğum. Çocuğum benim gerildi. Psikolojimi bozan 15 askerlikten sonra bedelli çıkması oldu aslında. Psikolojimden bozan. Onun için sinirlendi de sen yani. Ya askerlik yaptım 15'e. İki tane bedelli çıktı. Gayret askerlik bir şey yani. Askerlik 3 ay düştü. Bir de şimdi askerde cep telefonu kullanabiliyorlar. Hmm. Ben askerde hiçbir şey kullanamadım 15 ay boyunca. Sen perişan oldun askerlikte evet, zaten. Öyle bir durum kıyamam oldu. Kıyamam ben sana. Şimdi, şimdi 24 saatin hani dizi çekerken de öyleydik. 24 saatin 18-19 saati neredeyse birlikteydik. Hmm. Eve gidiyorduk, yatıyorduk, geliyorduk tekrar birlikteydik. Ay bir şey söyleyeyim mi size? Repo günlerinde biz çok üzülüyorduk. Evet. Yani ayrı düşüyorduk ya birbirimizden. Gene birbirimizi arayıp buluyorduk. Yani muhteşem bir aynı o duruma geldik işte Çağla'ya. Sadece hafta sonları görüşmüyoruz. Hafta sonu çocuklar bende. Çağla bakmıyor. O duruma geldik yani. Durdum. Yani günlere gidiyoruz. Program içerisinde işte zaten canlı yayın. Her gün birlikteyiz. Onun dışında her zaman programla ilgili veya başka bir şeyle ilgili her zaman bir şeyler konuşuyoruz. İnşallah da bundan sonra... bu şekilde devam edecek. İnşallah. Ve edecektir de çünkü sevilen bir ikilisiniz. Bunun dışında ne yapıyorsunuz bakayım? Vallahi ben... Hiç Melek ablanızı aradığınız falan yok artık. Ben seni kaç kere aradım Nişantaşı'na gel diye. Melek'ciğim ben seni aramıyorum. Şükü'yü arıyorum ben. Şükü'ye mesaj atıyorum. Sen Şükü. Evet Şükü'yle mesajlaşıyorlar onlar. Ben Şükü'ciğim. Çağla'nın arkadaşı Şükü. Ama Alişan beni çok aradı. Doğru. Nişantaşı'nda harika bir yeri var. Gel abla oraya dedi. Aradım. Gidemedim. Olsun. Sen niye gidemedin Melek abla? Mesafeler uzakta çocuğum. Gelemiyordum yani Nişantaşı'ndan hani şeye. Tabii senin... iki sokak altı. Onun evinden iki sokak aşağı. Evet. Böyle. Şimdi biz üçümüz bir araya gelince ortalık bakalım ne hale dönüşüyor bir görelim mi? Şimdi burada yatar apşırır.
Bir dışarıdan cüzdan ister. Vay! Vay! Ulan ırkış bana çekirge! İş var lan senin burada ha? Gel lan buraya yakalar. Peygamberin kavliyle kızınız Sultan'ı. Oğlum Ferhat'a. Yok, oğlumuz Mustafa'ya. Yok yok Ferhat'a. Mustafa'ya. Yürü mü Ferhat'a? Ya bana. Ay tabii Ferhat'a isteriz. Sıraya gireceksin. Tabii sıra var. Tabii sırayla, biz sizden daha önce gelmiştik. Hanımefendi, bizim rezervasyonumuz vardı önceden. Tabii vardı. Rezervasyon etmişlerdi onlar önceden. Madem siz birbirinizi sevmişsiniz, ben de verdim gitti kız. Bir Pembe abla. Kurban olsun Pembe ablam be. Ciddi verdin mi? Vallahi verdim be. Ulan Pembe. Bunlar bir evlensinler. Sonra gelip ben de seni isteyeceğim. Biz müsaadenizle bir şey konuşacağız Sultan'la. Şahanım gelsenize. Bir dakika. Götürün. Müsaade sizin evladım. Konuşunuz, kuklaşınız, anlaşınız. Ne güzel kuklaşırlar. Bu ne kılık? Şimdi okulu olduk. Sınıfları doldurduk. Ay ünlü çok yakışmış Pembe abla. Okul bizim yuvamız. Yaşasın okulumuz. Canım. Kızınız met ettiklerinden çok daha güzelmiş. Ben bu yaşama kadar böyle bir kadın görmedim. Dünya güzeli maşallah. Öyledir. Gerçekten öyledir Beter. Ay sultan kızımız yani. Dünya güzeli bak. Şikayetin mi ne? Evet. Neymiş bakayım şikayetin? Yani böyle yırsındığına göre iyi bir şikayetin olması lazım. Tabii lazım. Ama benim şikayetim yok komiserim. Deli misin be adam? Madem şikayetin yok niye bağırıyorsun? Ne bileyim komiserim. Ondan şikayetçi olunca gaza geldim. Bari ben de şikayetçi olayım dedim. Sürü psikolojisi. Allah'ım sen bana sabır ver yarabbim. Kötü oluyor muyuz bunları izlediğimiz zaman? Feda olmaz ki Mehmet abi. Öyle bir set olmaz yani. Bence. Sadece biz değil, set arkasında. Şimdi yapmak istesek öyle olmaz. Olmaz. Ayşan, çocukluğunda başlamışsın kariyer hayatına. Evet. Değil mi? Çocukluğundan beri şarkı söylüyorsun. Vallahi 2,5 yaşından beri şarkı söylüyorum. Ben konuşmadan şarkı söylemeye başlamışım. Maşallah çocuğum. Peki, değiştirmek istesen mesela hayatında bir şeyleri, neyi değiştirirdin? Vallahi hiçbir şey değişti. Çok memnunum ya. Öyle mutlusun yani. Ha benim hep hayalim... Bir eliyağda bir elin bağlı tabii mutlu olursun. Ya bir sus da konuşayım. Hep şeyim... tabii ki pilot olmaktı. En büyük hayalim hep oydu. Yani içimde tek ulu tek kalan şey o. Yani pilot olmadığını olmak, konservatuara evet. Belki şu anda uçuyordum yani. Bence de. Olsun. Ama öyle sizlerle daha de, iyi oldu. Sizlerle de yıllarca... Ama Alişan'ı tanımayacaktık öyle değil mi? Evet, yani. Bence de. Olsun pişman değilim. Alişan bak... Sizinle de Alişan... alçaktan da olsa uçuyorum yıllarda o yüzden. Alişan'ın şeyi var biliyorsun Melek abla. Pilot. Pilot mesela... olsaydı nasıl konuşurdu? Aa, nasıl konu? Bir konuşsana bir çıt, ne çıt, olur. Allah. Buradan ses geliyor mu dışarı? Bir çıt, tabii. Eko alabilir ha. Miyiz biraz? Bir eko alalım lütfen. İstanbul. Hava 28 santigrat 11.000 fitre. Allah canını al. Pilotlara böyle konuşur ya. Öyle bir şeyim kaldı içimde yani. Anladım. Güzel. Yani pişman değilsin, yok. Mutlusun, her şey. Yok, Allah'a çok şükür. Yani hem sevdiğim işi yapıyorum, hem sevdiğim insanlarla birlikte bu işi yapıyorum. Hem kendime vakit ayırabiliyorum. Her şeyden çok memnunum ben. Peki Alişan, sana çok kırgınım aslında. Ne oldu ya? Gerçekten çok bak, kırgınım. Bak aslında suratı. Delikanlılığın kitabını yazdı. Basıldı. Satışa çıktı. Rekorlar kırıyor ama bir tane insan der ki ya Melek abla gelirken sana da şu kitabımı getirdim başucu kitabı yap. Yok getirmedi. Olsun canın sağ olsun. Ama biz satın aldırdık. Getir bana o kitabı. Nereden buldunuz? Biz satın aldırdık. Bakın. Alemde raconu ben keserim diyor. Evet. Halka sorduk. Bakalım alemde raconu nasıl kesiyor Alişan? Aynı şu bakalım. Kitabını... Keşke sormasaydınız. Sahnelerin prensi, türkülerin yanık sesi, uzun havayı en kısa kesen şanlı isim.
Alişan bugün stüdyomuzda. Alişan deyince Aynalı Tahir günleri şöyle bir canlanır hafızamızda. Kendisi son kitabı Alemde Rajon'u Ben Keserim ile bugün Melek Stüdyosu'nda. Biz de fırsat budur dedik, çıktık bakalım sokaklara. Alişan'ın rajonuyla bizim sokaktaki vatandaşımızın rajonu birbirini tutuyor mu? Hadi bakalım, ver oradan bir Alişan türküsü. Alişan bir kitap yazmış. Tabii. Alemde raconu ben keserim. Tabii. Yakışır Alişan'a kurbanlar. Bir sana bir Alişan'a zaten. Tabii. Tabii. Racon kesmek nasıl bir şey? Yani ben mega starım diyor. Kızlar, Alişan'ın son kitabı Alemde raconu ben keserimden haberiniz var mı? Duymuştum. Evlenilecek kadın saat 19'dan sonra dışarıya çıkmamalıdır. Erkek asla bir kadının geçim kaynağı olmamalıdır. Evlendiğim kadın çalışmamalıdır. Evlendiği kadın çalışmamalı olayına katılmıyorum yani. Bu kişisel bir, göreceli bir kavram. Hani eşi isterse çalışabilir bence. Ama Alişan'la evlenirsin de neyi çalışacaksın? Ama Alişan mı? Evet. Piyasa biliyorsunuz ki Aynalı Tahir Alişan abinizden aynen sorulur. Abi. Son kitabından muhakkak haberiniz vardır. Alemde Rajon'u ben kesin diye. Okuduk abi, çok güzel kitap. Okudun, beğendin aynen mi? Beğendim abi. Nasıl dersler çıkardın kendine? Abi ne bileyim, böyle okuyunca bir gaza geldim. Bir gaza geldin değil mi? Sonumuz burada işte abi. Maşallah, 55 yaşına geldin. Delikanlının kitabını yazabildin mi ben? Az da olsa bir şeylerle uğraştık. Nedir bu delikanlının olayı? Abi olacaksın, delikanlı olacaksın. Kimseye kelek etmeyeceksin. Kelek etmeyeceksin arkadaş. Evet, tamam, doğru. Var ya, sevdamı dağlara yazarım. Var ya, gözümü kırpmam yakarım. Var ya, aşkına ömrümü alırım. Var ya, ben var ya. Ağzına sağlık. Erdem'cim nasılsın? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Gayet iyiyiz. Baktık ki burada Alişan'ın Rajon kitabının bizden önce haberiniz olmuş. Gelmişsiniz meydanda, bedavaya reklam yapıyorsunuz. Tabii hocam, kitap çıkmadan daha sıraya girdik. Açıldı, hani ilk aldık, bir anda bir solukta bitirdik kitabı. Alişan'ın hastasıyız yani. Nasıl, beğendin mi kitabı? Beğenmez olur muyum? Aynalı Tahir'le büyümüş bir nesiliz yani. Rajon'u biz kesiyoruz burada. Başka kesen varsa hep birlikte keselim. Hate be! Kızlar kaldırın! Alişan'ın son kitabı Alemde Rajon'u Ben Keserim'den haberin var mı? Var. Sana şimdi bir iki rajon maddesi okuyacağım bakayım. Sen olsan kızını Alişan'a verir misin? Tamam. Bir insanın benim kız arkadaşımın ya da karımın herhangi bir yerine bakarsa bu kavga sebebidir. Annemin onaylamadığı kadın benim soyadımı taşıyamaz. Erkek adam sevdiğinin kıyafetine karışmalıdır. Ne diyorsun? Bazılarına katılıyorum, bazılarına katılmıyorum. Neden katılmıyorsun çiçeğim? Ya bazıları benim düşünceme göre yanlış. Alişan şöyle diyor. Kaynanamın üzerine 3 daire 2 dükkan veririm. Olur mu? Nerede öyle damatçı? Şöyle sesi yanık bir delikanlı olsa. Olabilir. Çalsa söylese. Evet, güzel olur. O zaman çare Alişan. Sana sesleniyorum Alişan'cığım. Her gün sabah senin programını izliyorum. Seni çok seviyorum. Hemen evlen. Kız var, Paris'e gel, ben sana kızı bulacağım. Hem de Paris'te. Evet. Ne güzel geller, ne güzel geller. Ne münasebe. Azizem. Efendim. Çiçeği. Efendim. Hayatım. Efendim. Erittin, bitirdin. Nereye eritmişim, kime eritmişim? Alişan geldi. Alişan mı geldi? Bak, hem de son kitabı Alemde Rajon'u Ben Keserim ile. Alemde Rajon'u Ben Keserim. Kestiler mi sana? Görüyorsun, yeni basıldı. Onun bir tane kitabı Melek var. Melek ablasına geldi. Erkekliğin kitabını yazmıştı o, biliyorsun. Ben onu okudum, bak halimi görüyorsun. Rajon kesmek nedir? Rajon kesmek nasıl mi? Kesilir rajon? Şöyle ballandıra ballandıra söyle bakayım. Hiç hayatımda rajon kesmediğim için bilmiyorum ama belki kesilir. Rajon sana keseni oturduğum yerden nasıl keserim onu biliyorum istiyorsan. Yollara düşmüşsün koca bulmaya. Meleğe mi? Musun? Bulamadım ki. Meleğe koca bakıyorum. Dayım var, dayım. Dayın. Nasıl kız, dişleri ağzında mı herif? Bulamazsın ki Melek Baykal'ı, hiçbir hayatım, şey beğenmiyor. Onu neler kim neler beğensin? Geliyor. Aman Azize, ay, seni kim beğensin? Beni beğenen beğeniyor. Ne oldu canım, beğen dedi? Çok beğendi. Bir rajon kesen bulamamışsın. Alamadım. Almak istemiyorum. Şu an Alişan'la bir aşk yaşıyoruz. Herkes biliyor, bir siz bilmiyorsunuz kitaptan herhalde. Kitaptan önce. Ön kapağı bir imzası var. Biliyorsun. İstersen göstereyim. Melek ablayı da çok öpüyorum. Çağla da orada. Çağla da mı orada? Hı-hı. Ne işiniz? Beni niye almadınız? Dengesiz hayatım, karalar. Hayatım, aradık aradık gelmedin.
Beni meşgule veriyor. Ben parayla geliyorum ondan. Melek Baykal menopoza girmediyse ama benim de göbek bağım düşmedi. Çok güzeldi. Ne oldu? Yani. En son sana bir laf geldi. Ya. Azize'ye laf yetiştirmek görüyorsun, mümkün değil, değil yani. Mi? Yani alem değil mi bu müthiş. Fehmi bizim? Çok müthiş. İyi. Fehmi seni seviyorum çok hayatım. Seviyorum. Biz de seviyoruz, öpüyoruz seni. Öpücükler. Şimdi artık gerçeğini açıklayalım. Tabii ki böyle bir kitap yok. Bunu okudum, biz yaptık. Okudum ve biliyorum diyenler çok komik. Evet çok komiktik. Kanıtı olmayan gerçekler aslında kitabın adı. Hani biz buna kapak yaptırdık. Alişan'a da böyle bir sürpriz yaptık. Ama benim o dizi oynadığı dönemlerde gerçekten kitap varmış gibi kitapçılara gidip delikanlı kitabını arayanlar oldu. Yalan söyledi. Vallahi. Ama biz bunu niye yaptık biliyor musun? Şimdi şunu soracağım, sonra Çağla'nın sorularına geçeceğim. Sen böyle erkeklik açıklamaları yapıyormuşsun. Ben rastlamadım onlara ama. Mesela evlenilecek kadın saat 19'dan sonra sokağa çıkmaz demiş. Şey, doğru mu? Nerede demiş? Demezsin sen öyle bir şey ya. 19'dan sonra değil, 21'den sonra. Peki, kadın dediğin futboldan ve arabalardan anlamamalıdır. Benim bildiğim Alişan böyle bir şey demez. Hiç böyle bir şey işte. Ha? Hiç. Değil mi? Yok vallahi. Bakalım öyle. Bir tane dediğim bir şey çıkacakmış. Mesela. Futboldan anlamalı ayrıca. Çünkü tam ben anlamalı. Çok futbol sevdiğim için. Maça giden kadın istemem demişsin. Kime demişim? Vallahi uydurmuş bunu. Ha? Vallahi uydurmuşlar. Evet. Peki erkek eve geldiğinde kadın yemeğini hazırlamış olmalıdır. Hazırlanı dursun mu bir de? Ay! Dikkat! Hazırlanmış olmalıdır tabii canım. Ha. Evet ya burada kim? Onu ben de istiyorum. Diyebilir ki bunun şeyini ya bunu herkes istiyor. Eve geleceksin, yemeğin hazır olsun. Ha, doğru kapıyı değil açacağım. Mi? Yani. Kapıyı açacak, hoş geldin kocacığım, hoş geldin canım. Öpecek yanaklarından. Öpecek yanaklar. Çağla sen, gıdık sana nasıl işte. Geliyor bunlar? Güzel. Şimdi kadın çalışmıyorsa, evet, tabii ki evde kendi üzerine düşen görevleri tabii, yapacak. Tabii. Aynı zamanda kadın da çalışıyorsa, eşiyle aynı anda eve o geliyorsa zaman, belki beraber mutfağa girip beraber yemek öyle. Yapabilirler. Çok birbirlerine destek sana. Olacaklar. Sonuçta ya. Aynı hayatı ve aynı evi paylaşıyorlar. Tabii. O işte kaptan, o hizmetçi gibi öyle bir muamele ben hiç sevmiyorum. Evet. Her zaman hayatım boyunca da çalışan kadın olmayı tercih ettim. Tabii. Tavsiye ediyorum yani. Peki sen çalışan bir işin olsun istemez misin? Diyor çalışsın. Ha? Evde çalışsın ya. Ya evde kalma sana başka konuşuyor. Evde çalışsın diyor. Ha, çocukları büyütsün. Hayır yani ne bileyim benim... Hayır ben tabii ki çalışan isterim ama benim kazandığım eğer yetiyorsa aileme iyi bir şekilde... Yani eğer kariyerli bir... Ki yetiyor, ki yetiyor. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Bu başka bir mantık mesela seni yürüttü. Yani benim kazandığım para yetiyor. Hani karımın çalışmasına ne gerek var diyorsun. Yani değil mi? Evde zaten bir sürü iş çıkaracağım ben ona. Kadın mesela, para kazanmak değildir ki. Kadının tabii, çalışması illa eve kadının ekonomisine katkıda bulunacak diye. Kadının çalışması karşı falan değilim. Öyle bir kadın düşmanı falan değil. Çalışsın tabii. Erkek olan yerde çalışamaz diyor mesela. Mesela kadın mesela sığınma nerede evinde çalışsın diyorum. Bir çiki dikiş kursuna mı gitsin? Nereye gitsin? Yani kadın nerede çalışsın? Erkek olmayan bir yerde çok mesela. Çok fazla hani erkek olan bir yerde. Mesela burada çalışabilir. Burada hiç erkek yok. Ne demek ya? Ay o müşahit var. 3-4 kişi var. Bir müşahit var anladın mı? Yani, aslanlar gibi Ferhat'ın var orada. Bak kamera arkasından bahsettim. Ama benim stüdyo şefime ne diyorsunuz ya? Dünyanın en sevdiğim kadını değil mi? Vallahi maşallah. Evet canım benim. Çok senin şık. Gibisi gelmedi yani. Peki sen karını aldatır mısın? Yok asla. Yapmaz. Karısı olmadı ki bilsin. Gülüyorum da sinirlenmiyor. Hayır ben karışıyorum kusura bakmayın. Şimdi o tam şimdi tahayyül edemiyor bazı şeyleri kafasında. Evet. Çok böyle ilişki adamı olmadığı için ona yardımcı oluyorum. Yoksa asla ben yani. Ben aldatır mıyım böyle bir şey? Ben öyle bir şey yapar mıyım? Ay tövbe işte haşa hüma haşa. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani, Alişan ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hangi kadın diyorsa ki benim kocam beni aldatıyor ben buna inanmıyorum. Yok yok. Bir yok. Soru işareti bırakınız. Niye? Kocalarınızla ilgili öyle. Öyle. Sen o yollara bir gir de o zaman konuşuruz çocuğum hayır, seninle. Bir kere çok seven... Evet. Bak, merakla dinliyorum. Çok seviyorsa evet. Erkek karısını en az bir 10 sene aldatmaz rahatına sana söylüyorum. En az 10 sene dedim. Diyorsun. Ben... Söylüyorum kendi ağzıyla söylüyorum. Anladım, ama ne kadar artık... dürüst bak ne kadar dürüst yani evet. Değil mi? Bunu evet. Alacaksın böyle buradan böyle. Bence de. Yok bence yok de. Hayır asla. Benim... Hani çok sevdiğim ve en yakın şahitsiniz siz. Evet. O sevdiğim ve evlenme düşündüğüm dönemlere hiç öyle bir şey yaptın mı? Evlenmeyi düşündüğün dönemden bahsetmiyor. Düşündüğüm dönemden bahsediyorum. Bir de evlensen. Anladın mı? Ama artık evlen hayırlısıyla zaten. Ha? Hayırlısıyla evlen İnşallah artık hayırlısı. Zaten. Hayırlısı. İnşallah. Senin de bir yuvan olsun, çoluğun çocuğun olsun. İnşallah. Alişan'ım.
İnşallah. İnşallah. Çağla'ya geçiyorum şimdi. Buyurun geçin. Çağla, açtığından beri Instagram hesabın gizliydi. Sonra birden kurdele kestin ve açtın. İnanılmaz yağdılar başına. Canını sıkan durumlar oluyor mu zaman zaman? Yani çok yani tabii ki oluyor. Çünkü oluyor yani şimdi eskisi gibi eskiden sanatçılar, tanınmış kişiler, çok ünlüler bu kadar insanların elinin altında bu kadar ulaşılabilir değildi. Hmm. Şimdi insanlarda öyle bir özgüven var ki Çağla benim elimin altında bir mesajım onun cep telefonunda. Ve bazen öyle onu kırmak abuk sabuk yorumlar yapıyorlar ki. Ondan nefret ediyorum, evet. Onu incitmek istiyorum. Evet. Kafada bu zihniyette olan insanların evet. yazdığı mesajları silmenin haricinde... Hmm. Silmiyorum özellikle. İyi çünkü yapıyorsun. Zaten gerçekten beni seven ve takip eden insanlar evet. ona gerekli cevap veriyorlar. Ama diyorum ki neden kin, neden evet. nefret? Evet. Hani ben sana ne yaptım? Evet. Kıskançlıksa güle güle diyorum. Başka bir şeyin hıncını alır gibiler öyle değil mi? Yani, bunu yapmayınız efendim. Bunu yani, yapmayınız. Hiçbirimiz... Eğer yapmak istiyorsanız bakın, takip etmeyiniz zaten. Öyle abuk sabuk şeyler yazıyorlar ki. Çok şimdi. Acayip inanılmaz maalesef. Şeyler yazıyorlar. Biz ikimiz fotoğrafımızı koyduğumuzda da, hmm. tek başına koyduğumda da elimi koyuyorum. Tırnağın var işte gusül abdesti geçmez umrunda mı Allah acaba Allah senin? Öyle şeyler var. Ya o kadar şey, Allah yani Allah ne koyarsan Allah. Koy mutlaka sana oradan laf evet. edecek. Evet. Çocuğumu dönme dolaba bindirmişim. Kolyenle çocuğun başı, ilgili konuşuyorlar. Ha, çocuğun başı dönüyor öyle parka mı götürülür çocuk? Ayol sana ne? Sana ne? Sana ne yani? Aynen hani, öyle. Ben buna karşı tepkisiz kalamıyorum. Ayşe sen diyor ki niye yazıyorsun? Yazma. Niye cevap zaten kalma. Ben kalamam. Kalma. Ben suskun kalamam. Ben öyle bir kadın değilim. Hayır. Hı? Ben şimdi orada bana bir şey sorduklarında güzel bir şey, iyi bir şey, giyimle ilgili veya merak ettiği şeylerle ilgili onlara da cevap veriyorum. Şimdi onlara cevap verip öbürlerini yok sayamam. O da insan. Dök içini şurada. Döküyorum Çağla. Ya. Dök anam şurada içini ben de. Çok döküyorum zaten ben sürekli ama ben neden? Bak Melek abla gerçekten ben bu zamana kadar açmamamın sebebi buydu. Ben dedim baş edemem, ben yapamam. Ben yani ağzını tutabilen, hani ama ne yazarsa yazsın arkasını dönüp gidebilen bir kadın değilim. Gerçekten evet. çok hassasım, çok evet. duyarlıyım. Biliyorum. O yüzden de kırılmanın haricinde kızgınlıkla beraber karışık. Onlarla hep böyle bir münakaşa içerisindeyiz şu anda. Alışacağız. Ben durmadan siliyorum, durmadan siliyorum, durmadan engelliyorum. Çünkü benim gerçekten hani takipçi sayım şu kadar olsun, bu kadar olsun gibi bir... bir hırsım yok. Bizim en güzel seyircimiz zaten bizi izleyen sabahları bizi aynen yalnız bırakmayan öyle. İzleyicimiz. Dolayısıyla hani ne onların varlığı muhteşem, sevenlerin varlığı, güzel duygular, günaydın Çağlam diyenler o müthiş bir duygu. Ve ben senin yorumlarını okuyorum bir fotoğraf paylaştığın zaman mesela sabah yorumlarını özellikle. O kadar güzel günaydın öyle çağrısı uyanıyorum. Yapıyorsun ki öyle uzun uzun yazıyorsun. Bak ben sana bir şey söyleyeceğim Çağla. Bu abuk subuk yorumları yapanlar var ya. Tamamen haset ama ve bir kıskançlık. Şey ne, bakın ne var biliyor musunuz Melek abla? Gerçekten. Yazık onlara ben, ya. Yazık ya. Yazık da demek onlara. İstemiyorum ama ben annemin karnından bugün burada bu konuda tabii. ve bu kazançla veya bu aileye sahip doğmadım. Ben de normal bir ailenin çocuğuydum. Tabii. Ben yıllardır çalışıyorum. Çocukluğumdan beri çocuk baleleriyle, temsilleriyle evet. başlayan bir hayatım evet. var. Hayatım boyunca hiçbir zaman oturmadım ve buraya gerçekten ne arkamda, ne yanımda, ne sağımda, ne solumda, ne de önümde... Hiçbir kimse olmadan buraya kadar geldiysen bunun da hazmedilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bravo sana. Aferin sana canımın için. Gözüm doldu çok şey konuştuk. Ama çok güzel şeyler söyledin. Çok güzel şeyler söyledin. Beni uyuz eden bunun Instagram hesabının açması oldu. Şimdi bak bir şey çok, söyleyeceğim. Çok takipçisi var çok geçenlerde uyuz. Geçenlerde ben takip ediyorum. Benim şeyim Çağla'nın Instagram hesabını. Hesabını. Eve yazılanları da orada yorumları da okuyorum vaktim olduğu sürece. Ben geçen yıl kendisini konuk almıştım burada karşımda oturuyordu Metin Hara efendim. Evet. O kadar değerli bir çocuk ki, evet. o kadar değerli ve önemli bir çocuk ki ben karşısında böyle kaldım ve nutkum tutuldu. Evet, müthiş, onunla müthiş. İlgili eğitime ne söylemek geliyorum. İstersin? Ya herkes kitabını, senin psikolojik bak, tedavi yemin ediyorum, gördüğünü zannettiler diken oluyor. Değil çünkü mi? Benim çok kısa bir süre önce o kitapla başlayan hayatımda bir değişim hikayem oldu aslında. Bunu ekranlarda belki... Çağla güzelleşti diyerek veya daha çok kendine güveni geldi diyerek hani yorumlayan hani enerjimin değişmesini sağlayan bir takım hayatımda değişiklikler oldu. Bunlar kendime ayırdığım zaman ne bileyim resim atölyesine gidiyor olmam, tuval çalışmalarım, nefes terapisine gidiyor olmam, meditasyon yapıyor olmam, yoga yapıyor olmam, spora gidiyor olmam, kendime ayırdığım vakitlerle kendimi kişisel anlamda da geliştirmeye çalıştığım şeylerden bir tanesi. Bunlardan Metin bir haber tabii.
Çok kişi. Evet tabii ki ama şimdi Metin Aran'ın da eğitimleri, seminerleri bu konularla ilgilenen bir sürü insan için gerçekten altın değerinde. Orada 100 kişi var. Çoğu kadın olmak üzere beyler de var. Kendim o grubun içerisinde gerçekten oraya gidebildiğim, o insanı dinleyebildiğim, o eğitime katılabildiğim için kendimi çok ama çok şanslı hissediyorum. Psikolojik anlamda eğer bir problem varsa zamanında gittim. Bunda zaten çekinecek bir şey yok. Çok da güzel hayata sizi bence daha çok bağlayan şeyler. Mutlu olursun. Ama böyle algılanması o insanların tamamen cahilliği ve kim olduğunu bilmemelerinden kaynaklanıyor. Sana bir sürprizimiz var. Sürpriz demişim. Sürprizimiz var. Ekrana bak şimdi sen. Bakayım ne oluyor. Duyduk ki Çağla'nın şu sıralar en sevdiği isimlerin başına Metin Hara geliyormuş. Şu anda kendisi stüdyo konuğumuz. Biz de kendisini mutlu edeceğini düşünerek yanına geldik. Çağla'yla alakalı, Çağla Şiker'le alakalı neler söylemek istersin? Öncelikle Çağla oldukça içindeki çocuğu yaşatmayı başarmış bir insan. Belki onun yakınında olan herkes onun bu huyuna çok değer veriyordur. Günümüzde çok fazla içindeki çocuğu yaşatıp nefes aldırabilecek yetişkinler olamayabiliyoruz. Ve o içindeki coşku, samimiyet, keyif, güldüğü zaman gözlerinin parlaması, mutsuz olduğu zaman yüzünden belli olması, o samimiyeti belki çok az bulunur bir şey. Ve Çağla'nın bütün bu özellikleri için gerçekten ona çok değer veriyoruz, onu seviyoruz. Çağla Şikel'in Metin Hara'ya gitmesi, Metin Hara'dan destek alması gibi konular başlık başlık yer aldı gündemde. İnanın bence çok abartılmış bir durum. Çünkü Çağla'nın birebir benden destek almışlığı yok. Ama bana başvuran her misafir insan gibi ben herkesi bir şekilde gönlüme misafir etmeye ve onların gönlüne misafir olmaya çalışıyorum. Çağla birçok süreci zaten kendi atlatabilecek kadar güçlü bir insan. Onun özel hayatıyla ilgili detayları da inanın bilmiyorum. Bana geldiği zaman ne olduğunu biliyorum. Onun içindeki potansiyeli biliyorum. Ve ben de aynı şekilde onun içindeki ustaya gereken saygıyı ve alanı tanıyorum. Çağla'cığım, yaşamının bundan sonraki her anında bütün kalbin aşkla dolsun. Çok mutlu ol. Hakikat yaşamını üflensin. Seni çok seviyoruz. Metin Hara, biz de sizi seviyoruz. Müthiş bir sürpriz Melek abla ya. Gerçekten yani bu akşam da beraberiz yine Metin Aray'la eğitimimiz var. Benim için bana da söylüyor, diyor ki sana bir sürprizim var, sana bir sürprizim var. Ne var ne var merak ediyorum, Allah Allah ne olabilir falan canım diye benim. Herhalde buydu. Çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu ettiniz beni canım gerçekten. Canım benim. Vallahi. Çok kıymetli. Şimdi Alişan. Ne var? Kahve içtim. Ne var dedi ya. Bakacaklar mı? Çok sen kötü. Fazla konuşma. Al şu mikrofonda bir şarkı ya. Söyle. Öyle hadi mi? Sen bir şarkı söyle. Hadi bakayım. Kafada şimşek çak çak çakıyor. Ha bir de gördüm
aşkların çoğunu bizdeki herkese fark atıyor. Kimse kalmadı. Tabii ki böyle olmasa da senin gözlerinden pay var. Korkma benle yükselmekten, hiç yıkılmaz bu dallar. Seni gören kalp tak tak atıyor, kafada şimşek çak çak çakıyor. Ha bir de gördüm aşkların çoğunu bizdeki herkese fark atıyor. Seni gören kalp tak tak atıyor, havada şimşek çak çak çakıyor. Ha bir de gördüm aşkların çoğunu bizdeki herkese fark atıyor. Tabii ki böyle olmasın da senin gözlerinden pay var. Korkma benle yükselmekten, seni gören kalp tak tak atıyor, kafada şimşek çak çak çakıyor. Ha bir de gördüm aşkların çoğunu bizdeki herkese fark atıyor. Seni gören kalp tak tak atıyor, kafada şimşek çak çak çakıyor. Ha bir de gördüm aşkların çoğunu bizdeki herkese, bizdeki herkese, bizdeki herkese fark atıyor. Aa, güzelmiş bu. Vallahi güzelmiş. Alişan. Falıma bak kız, ne çıkıyor? Falında ahtapot kolları var. Ahtapot kolları gördüm. Sarıyorlar mı beni? Ha, seni sarıyorlar. Böyle güzel saracak, sarmalayacaklar. İnşallah. Ha, İnşallah. Bir yandan saldırıyorlar. Dört yanından hayatım. Bakayım şu gözünü, çok merak ediyorum. Ay, yakına bakacaksın, yakına. Melek abla olayım mı? Ha, ol bakayım. Hadi sen hadi. Ol bakayım. Şeye ben girmem lazım. Ya. Bak terbiyesiz ayol. Bak bak. Bak Melekciğim, ne ol. Bütün röportajlarında söylediğim bir şey var. Ha, neymiş o bakayım? Neymiş bakayım? Evlenecek. Ne? Yavukta duruyor bak. Evlenecek adam vardı da evlenmedim demişsin. Ha. Neyse, doğru mu bu? Aa. Aa. Hadsiz seni, bak bak. Seni yerim. Var mı öyle bir şey? Nerede uydurdun ya? Aa, öyle bir şey mi demişim ayol? Uyduruyor. Ya öyle gözlüğü takınca bulanık gördüm ya orada, evlenecek yazıyor da oradan uydurdum. Allah'ım yarabbim. Ben bu çocukları ısırırım biliyor musunuz? O kadar seviyorum yani. Biz de seni, biz de seni de ısırırım. Şimdi bir oyun oynayacağız. Aslında biz bunu pek çok sanatçımızla oynadık ama sizde çok eğlenceli olacak. Şimdi Alişan'ın kulağına müzik vereceğiz. Hiç bizi duymuyor. Ama Alişan bir indirsin de yarışmayı bir dinle. İndir, indir. Ha, şu bak, sen indir onu, Allah indir bir onu. İndirsene yarışmayı, biliyor musun? Dinle. Ben evet, şimdi bir kelime bir şey söyleyeceğim. O ağız hareketiyle sen onun ağzını okumaya çalışacaksın. Bir kelime ama, cümle söylemesin. Hayır hayır, bir kelime. Bu beni şaşırtmaya çalıştır, şey yapma. Hayır, hayır yapma. Niye canım, bilmeni istiyorum. Aa, Allah Allah. Tamam. Tak 15 kulağına. Yaşında çocuk gibi. Ha. Ben bakabilir miyim kelimeye? Yok, sen ötekileri de görsün. E ama ben söylemeyeceğim mi? Ben şimdi sana söyleyeceğim. Ha. Niye kulağıma söylüyorsun? Ha. Duymuyor ki. Salıncak. Ha. Salıncak. Sı. Süre yok değil mi? Yok. Hı. Yok, belli bir süresi var. Salıncak. Salışka. Salışka, yani hoş sa, bir kelime. Sağ, lın, lın, cak. Ha, salıncak. Ha, salıncak. Bravo, bildi. Peki. Ama sen sesli söylüyorsun. Ya bunu çok duymaz, güzel, kopuyorum bunu. Duymaz. Ha, şöyle yapacaksın. Ama duymuyor ki Melek abla. Duymuyor, gel ver öbürünü. Ama... Seyirci de anlamaz o zaman. Ha, seyirci, ha, evet. Seyirci de anlamaz, peki. Şey, şeftali. 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 Aa, bu duyuyor ayol.
Bence bu duyuyor vallahi. Sen hadi Melek'ciğim. Ne yapıyorsun? Bence duyuyor vallahi. Hamak. Ha. Ay eyvah. Hamak. Ha. Armut. Hayır. Ha. A. Ha. A. Ha. Evet evet. A. A. Ha. Ha. Hamat. Ne? 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 Hamak. Hamal, hamal. Hayır. Hamal, hamal dedi. Hamal. Yandın. Hamak. Ha hamak, hamak, ha, hamak. Ama yandı. Hayır ama deneyecek herhalde birkaç tane ha, değil mi? Ya Melek Allah ya. Peki. Sanki duyuyor. Bence duyuyor ayol, o iyice aşağı indirdi. Vallahi indirdim. Duymuyor ya. Jinekolog. Ne? Jinekolog. Hadi canım. Evet. Biraz sessiz. Jinekolog. Affedersiniz. Jinekolog. Ne diyorsun ya? Bir daha söyle. Jinekolog. Ben de senin ne diyorsun? Hadi söyle bakayım. Yavaş yavaş yaklaşmaya başladılar. Çitle. Çitle mi? Yok unut onu. O yok o. Jinekolog. Çi. Çi. Böl böl böl. Tamam böl yok. Ji. 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 Ay. Devam et. Ji. Oradan devam ji. Et. Ji. Ji. Çekil bir dakika, bir dakika. Ji. 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 Ne? Ne? Ji ne? Ko? Jinekolog. Evet, şimdi, zor oldu ama. Şimdi Çağla'ya mı geçiyoruz? Geçelim ha? Mi? Geçelim. Hadi geçelim bakalım Çağla'ya. En zorunu yaptım vallahi. Çıkarayım mı? Çıkar Çağla'ya ver onu. O yapsın şimdi. Evet, evet. Sen söyleyeceksin. Ben hepsini bildim hemen. Ama bence bu duydu ya. Vallahi duymadım bak. Ha, duymadın mı? Duymadım. Ses geliyor. Bak şimdi onu taksın görecek. Ha. Kumanda. Kumanda. Ku. Ku. U. Ku. Ku. Hum. Ku. Hum. Ku. Man. Da. Ku. Man. Ma. Da. Kumanda. Bravo. Bravo. Helikopter. Bunu ben anlamadım. Helikopter. He. He. Biz hepsini bir anda söyle. He. Hepsini bir anda söyle. Tamam bağırma, ağzımı kırarım. He. Li. Kop. Ter. Elim. Senin elinde. He. Elim senin elinde. He. Li. Kop. Ter. Helikopter. Bravo, bravo. Allah'ın cezası. Aferin. Allah'ın cezası. Peki. Trench coat. Onu nasıl söylesin Melek abla? Söyler söyler. Trench coat mu? Trench coat. Müzik var mı kulakta? Ha. Söyle. Trench coat. Trench coat. Trench. Ya Melek abla bir dakika. Anlatamıyorsun. Güzel yaptı dağını. Ti, ti, ni. He, ti. Ti. Ki mi? Ki. Ni, ni, ni. Tiki. Tiki. Ne? Tiki. Oğlum söylesene üstüme. Ti, renç, kot. Ti, len, kot. Kot. Trenç kot. Ha! Tilen kot dedim ya. Ay bunlar çok akıllılar ya. Çok zormuş bu ya. Çok zor soruyor ya. Görüyor musun başıma? Heykeltıraş. Heykeltıraş. Eğlence. Ha, aynen öyle. Değil mi? Öyle. Dalga. Heykeltıraş. Heykeltıraş. Eğlencılaş. Eğlencılaş. Duydun mu anladın mı? Hey. Ey. Hey. Hey. El. Hey. 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 Hey! 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 Hey can! Hey! Hey can! Hey! La fındık düştü ağzıma ya. Fındık geçti. Hey! Hey!
Heykeltıraş. 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 Ay gözümden yaş geldi ya. Melek abi sen niye oynamıyorsun burada? Sen oyna, gel sen tak. Ha. Peki. Peki Allah gönlünüzü al. Hiç oynadın mı sen? Ama biz buradan sormayacağız. Biz buradan sormayacağız. Biz kendimiz soracağız. Peki. Aa, bak görüyor musun? Biz kendimiz soracağız. Ben sana söyleyeyim, dur. Peki. Verin müziği. Müziği açın. Ya zaten çok açık be. Hayır, bak, hayır. Bağırma hele. Aklıma bir şey geldi. Tamam. Duyuyor. İyi değil mi? İyi. Soruyoruz. Çok bağırma. Menopoz. Kız ne mu no mu? Kremlin. He. Me. Me. No poz. Menopoz. Kremlin. Sen. Me. Ne? Bak. Me. No poz. No menopoz. Hava sıcak. Evet. Beni bak, ağzıma bak, gibi, ağzıma bak, gibi, ağzıma bak, gibi. Ağzıma. Ağzımın içi. He, bak. Menopoz. Melankolik. Menopoz. Çok sıcak, çok sıcak. Menopoz. Zor bir şey soralım. Dur. Yok şunu. Şu. Şu Allah aşkına, bak bunu bilemez. Bak şimdi soruyormuş gibi yapacağım ama zannedecek ki ben bir şey söyleyeyim. Hı. Bak. Bağırma, sakın bağırma. Lollipop! Aaa! Bildi! Ulan bağırmayınca daha iyi mi anlaşılıyor acaba? Allah Allah, geçen lollipop mu? Abi, vallahi bildi. Bak öyle alınca anlaşılıyor. Anladım bunu. Bunu anladım. Bir tane daha sor. Son bir tane daha soruyorum. Sövesköme hafo! Çömezlerin havlusu. Hayır. Devam bir daha bak. Sömezkime fo. Strafor. Çömezkime fo so. Çömez metaforfos. Olabilecek en güzel şeyi söyledi. Çünkü uydurdu. Öyle bir şey yok. Hiç ne dedin? Şey. Çömen tipi nafos dedi. Ben de çömen şey dedim. Ne çömen metaforfos. Çömen metaforfos dedi ya. Şarkı. Haydi şarkı. Bakalım. O zaman Çağla'nın sevdiği şarkı. Ya ne o? Esme Sunay'ı mı? Evet. Ağlıyorum sen diye, bilirim sen de bana.
adıl düşmez dilimden, okurum türkü diye anlaştım rüzgar ile, esmez o ayrılık diye. Şarkısı o kadar damar olmuş ki bu, evet, ya. Bizim programa gelince okumuştu. Yudum. Çok beğendim. Çok geçtiğimiz yılın en çok dinlenen türkülerinden biriydi. Yudum'u da öpüyorum buradan kardeşime. Selamlarımızı. Bayıldım. Sen de inanılmaz güzel yorumlamışsın. Her türkünü olduğun gibi bunu da çok iyi yorumlamışsın. Geçen ne diyorsun? Nasıl ittirdim beni? Her türkü. Bak böyle yaptı. Bak gel gel. Bak. Bak böyle yaptı. Alış. Her türkünü olduğu gibi. Ama ben buradayım ya. Gel buraya. Ben meleğim. Evet. Her türküde olduğu gibi. Her türküde olduğu gibi. Bunu da çok güzel yorumlamışsın. Ay Allah bir ara. Çaktırmadan. Atıçacığım o, atıçacığım. Bir oyunumuz daha var. Şimdi Allah Allah. Bir oyunumuz daha var. Aa, ama, ne eğlenceli ya. Ama bu oyunda çok eğleneceksiniz. Ne yapacağız? Çok dürüst olacaksınız. Her zaman. Sorular, biliyorum ama sorulara samimiyetle bir dürüstlükle cevap verilecek. Bir tarafta Alişan yazıyor. Aynı soruya soruların... ikimiz de cevap vereceğiz, bu mu? Evet. Ha. Soruların cevaplarında Çağla ve Alişan var. İkiniz evet. De mesela soruyu soracağım, ikiniz de kaldıracaksınız. Tamam. Hangisi doğruysa size göre evet. Ya Çağla ya Alişan diye kaldıracaksınız. Sorular geliyor. Hadi bakalım. Birinci soru. Evet. Dersine hiç çalışmayan, konuklardan bir haber olan kimdir? peki Alişan da kendi ismini kaldırdı, dürüstçe davrandı. Ama ben genelde peki, konukları bilirdi. Tanıdığım için. Anladım. Peki ekrana bakın, birileri de sizin adınıza cevap vermiş. Bakalım kimler cevap vermiş. O bizim ekip. Evet. Sizin ekibiniz de evet bakın. Ay. Her şey çok güzel. Ay çok güzel. Peki ya, şimdi. İki. Karşısındakinin sözünü kesen en geveze kimdir? Cevap.
Peki bakalım ekibiniz ne demiş? Aa! Dürüst olun, dürüst olun. Benim lafımı çok Alişan keser, ben daha çok... Ama Alişan kesiyor aslında. Ya ben peki. De keserim de Alişan yok kesiyor, ya. Çok kesiyor. Alişan beni de kesiyor, şeyi de kesiyor ama ben kendim geveze deyince kendimi çevirdim. Anlıyorum. Kesme anlamında Alişan. Program sırasında huzursuzluk yapan, dikkat dağıtan hanginiz? Ayıp Alişan. Bakalım ekibi ne demiş? Evet. Ya bizim ekibi yerim ya. Aa, çok şey geldi ya. Sizi çok iyi tanıyorum. Böyle söylemek zorundayız. Ay Ayça! Bu hafta Alişan ve Çağla gülme krizine giriyor yayın esnasında ve... Tabii yayında devam ettiremiyorlar. Yayını terk edip arkaya kaçıyorlar. Alişan o. Kaçan o Alişan. Rating, rakiplerini en iyi tanıyan, ratingleri ezberleyen kimdir? Hmm. Ekip bakalım ne demiş? Ben de şöyle tutayım. Bizim ekibe Alişan... Çağla tarafını vermemişsiniz galiba. Ha, hep Alişan. Sınıf Alişan kalktı yalnız. Peki, ikili ilişkilerinde partnerine kan kusturan en kıskanç kimdir? Bir dakika, ikili ilişki kendi özel hayatımızda mı? Evet, ikiniz arasında. Alişan'ın ilişkisi yok ki, şimdi nasıl cevap verir? Ne diyorsun ya? Ama Alişan'ın ilişkisi yok. Öyle ilişki değil. Olursa ya. Kan kusturan mı? Öyle ilişki değil. Kan kusturan kim? Olursa kan kusturan. İkili ilişkileri. İkili ilişki. Ne? Bakalım. Ne? İlişkilerde kan kusturan sensin. Senin yanına biri yaklaşsın, iki kişi konuşurken. Mesela ben mesela Çağla'yla bir yere gittim. Biriyle konuşayım var ya. Ne? Yandım. Ne? Tekme tokatlılar. Bu Instagram'da kaç kişiye saldıracaktı ya? Sen deli misin? Sensin kıskanç olan. Eyvah, kıyamet kopacak. Sensin, kıskan sensin. Söz konusu benim. Arkadaşlarını, dostluk kıskanıyor musun, kıskanmıyorsun? Kıskanırım ama kan kusturmam. Kan kusturmazsın. Hayır. Kaç kere... Kusturur muyum? Kusturur musun? Ekibe soralım, ekibe soralım. Ekibe soralım, ekip ne demiş? Hadi bakalım ekip. Çağla. Ne oldu? Ne oldu? Çağla. Hepsi mi Çağla? Evet, hepsi Çağla demiş. Evet. Çok sevgiden oluyor her şey, çok seviyorum. Ben sevdiğimi kıskanırım. Sevdiğini çok seviyorum. Eşyalarını sürekli kaybeden en unutkan kimdir? Ekip geliyor, ekibe sorduk. Aslında ikisi de kaybetmiyor ama Çağla'nın daha çok kıyafeti olduğu için. Hepsi. Hani hiçbir şey mi kaybetmiyorum? Bunlar sizi yarın görüşürüz galiba. Ayça. Bir şey dakika içinde duyduğunu yayan en dedikoducu kim? Ekip ne demiş bakalım? Yazsın. Evet, kuliste konuşulanları ertesi gün gazetelerden okuyabilirsiniz. Günlerce konuşmayan en çok trip atan kim? Ha Alişan. Ekip ne diyor? Hakikaten aslında trip atılmıyor bizim kuliste program arkasında. Ben çünkü biraz şeyim ama o konu. En fazla Çağla Hanım'ın da Alişan Bey'in de siniri 3 dakikayla sınırlı. O yüzden bu soruya ben cevap veremeyeceğim kendi adıma. Doğru diyor aslında. Ben de mesela peki, Alişan da öyle. Her yerine ayrı ayrı krem süren, maskelerle gezen en süslü kim? Yani normalde. Tabii normal. Yani. Ekip ne demiş? Alişan derlerse çok güleceğim. Yok, çok yaşan azdı. İki güzel Çağla derse Çağla şikayet. Ey canım benim. Defalarca kıyafet değiştirip kararsız kalan kim? Çağla dedi. Bir giyerim, onunla da çıkarım. Hiç uydurdun şu anda. Bu şu sorunun şeyi bu. Yanı mı çıkarım? Yan yapalım çünkü... Allah Allah. Hadi ya. Alişan zaten tek kıyafete gelir. Bir dakika daha geçen sabah giydin çıkarmadım dedin. Ama siz dediniz kötü duruyor çıkar dedin. Ben hayatımda iki kıyafet götürmedim. Zaten tek kıyafete geliyor. Ama sen... Gömleği patlıyor, patlak gömlekle çıkıyor. Yapacak İnanmıyorum bir şey yok. İnanmıyorum sana. Tabii canım. Ben sevmiyorum hiç öyle 3-4 tane şeyle gitmeyi. Haklısın bir ama tane kadınların kıyafet. Ayrı çocuğum. Tabii. Bir gardırobumuz olması lazım. Normal bunda şey yapacak yani. Bir şey yok. Evet. Ekibe su bile ısmarlarken eli titreyen, indirimsiz, pazarlıksız alışveriş yapmayan... Cebinde akrep olan kimdir? Bunu hiç kimse. Hiç, bunu şey yap. Bunu bakayım ne diyecek gerçek olan. Ama hiç neden sizde? Siz bizim yok, aramızda. O da bende. Ben hiç özellikle şey. Geçtiğimiz yılın ama efendim? Kendini ispat etmek zorunda değilsin. Sakin aynen, ol. Evet. Sakin ol dostum. Ay bak sen ne diyecek bakayım ekip? Çok merak ediyorum. Hadi Çağla ile Alişan cevap vermek şey. İstemiyor bu soruya. Bakalım ekibiniz ne demiş? Ben bu soruya kariyerim için cevap vermek istemiyorum. İlla bir cevap vermemiz gerekiyorsa hak geçmesin diyorum hem Çağla. Ay çok şekerler ya. Çok şekerler evet. Sabahları geç kalkıp ekibe süslü korku sürekli korku yaşatan son dakikacı kimdir? Çok korku yaşatmaz ama geç kalır. Yani ekip ne demiş?
yarım saat kala gelir falan. Benim çok fazla işim yok ki. Makyaj çok az, 3 sorumuz gerginlik, kaldı. Gerginlik yaratmaz. Ekibe bu, soralım. Kim gerginlik yaratıyor? Ha, Alişan. Peki. Tamam. Instagram bağımlısı kim? Hanginiz? Yani aslında bunu bağımlı, bağımlı değiliz ama ikimiz de eşit giriyoruz. Şöyle yani. Yapalım. Böyle yapabiliriz. Şöyle. Ha. İkimiz de eşit. Şimdi onlar Alişan diyecek. Ne demiş? Alişan diyecek kesin. Kesin Alişan diyecek onlar. Allah'ım. İlgili de bir esprimiz var hatta. Çağla'nın son dönemde girdiği Instagram'ını açtı. Bu yüzden de sürekli eli telefonda. Biz de diyoruz ki Çağla Hanım'a Instagram'ı yeni keşfetti. Sağ ol, teşekkür ederim. Mutfağa mı geçiyoruz? Ne yapacağız orada? Ne yapacağız orada? Tantuni. Aa, sen tantuni mi yapacaksın? Ha, yani olur. Beraber yaparız. Aa, bana bak sen tantuniden hiç haberim yok senin tantuni yapacağına. Şeyde bize gelen konuklardan öğrendim. Öyle mi? Ay, hadi geçelim bakalım. Hadi, hadi gel geçelim. Benim böyle mutfak becerim var mıydı? Var tabii. Zaten yani öyle... daha önce hazırlamış olduğumuz tantunimizi sadece sarıp yiyeceğiz büyük ihtimalle. Evet, çok büyük böyle hani... Şey yemekleri falan bilmem öyle türlülerdir bilmem nerede falan filan bilmem ama. Ama sen güzel yemek yemeyi seversin. Pratik. Çok güzel uyduruyor. Suzan da güzel yemek yapar. Tabii ki. Suzan yani. Abla evet. Bak çok sizin şeyini güzel. Serap abla bize... Serap, Serap diyorum. Serap abla bize geldiği zaman hep söylüyor sizin hocanız. Şöyle Meleğin hoca... Melek abi nerede? Gitti. Bak yemek yapacağım. Gitti ya. Mutfakta iyiyim ve taliplerimi bekliyorum diyor Alişan. Şaka yapıyorsun. Benimki yok mu? Aa bakar mısın senin fotoğrafın falan? Mutfakta ama. İyiyim ve taliplerimi bekliyorum. Bekliyorum. Hah. Nasıl? Yalnız şu mikrofonu üstüne koy çocuğum. Bu da senin aşkın. Benim mi? Bir saniye. Uzay, kuzey, anne eli. Hadi canım. Aa çok güzel. Oy çok güzel. Bunlar ay, sizin. Ya, giderken götüreceksiniz. İster pişmişten ister çiğden. Ay bayıldım nasıl ya. Çok diyorsun? Güzel. Ay ne hoş oldunuz ikiniz. Gelin bakayım ekranı. Şimdi. Be. Ay bak, çok ne güzel şeker ya. Oldu. Güzel. Ver, be. Çok teşekkür süper ederiz. Oldu. Çok güzel bir hatıra. Yardım bir şey edeyim değil. Sana. Bir tahta daha alabilir miyim? Tabii ki. Şimdi tantuni bunu bize Ankara'lı Ayşe geldiğinde ondan öğrenmiştik. Şimdi sen domatesleri doğra. Küp küp ince anladım. Küçük küçük doğruyorum değil mi? Bunlar soyulmuş domatesler. Tabii. Peki. Etimiz zaten. Tantuni tamam, eti olacak tantuni işte. Tantuni eti. Tantuni işte. Yağsız bonfile değil mi? Çok anlatamıyorum. Ha, yağsız bonfile. Tantuni. Ama çok doğranmış. ince evet. Kesecek. Minik küçük, minik doğranacak. Evet. Tamam. Burada usta daha önceden yapmış. Şimdi çok beklemeyelim. Tamam. Karnımız da aç. Acıktık. Şey yapalım. Şöyle yapalım. Onu şöyle bir yağımıza. At bakalım çiçeğim. At bakalım. Ha, böyle bir tamam. Tamam. Bak şimdi sen onu şöyle sallaya sallaya. Sen onu bir yapayım. Melek abla domatesimiz var. İnce ince doğruyoruz. Bir de soğan ama taze soğan. Bak çağlama nasıl yakışır eline bak. Çok yakışır ama taze soğan yapıyoruz. Ha taze soğan evet. Tamam. Peki. Çünkü bunu normal soğan yapmıyoruz. Taze soğanı daha güzel. Taze soğan. Taze evet. Olacak. Peki. Taze mi soğan? Melek abla suç var. Taze soğan. Peki hayatım. Bu işte tantuni bu. Tantuni bu. Ondan sonra şimdi etimizi iyice ustamız şey yapacak. Tamam etler zaten... Zaten piştiği için evet, biraz evet. Daha şişiyorsun ama çok güzel oluyor bu. Evet. Peki bunun ismi neden tantuni güzel olduğunu biliyor musun? Neden tantuni? Neden? Bunu yapanlar şeyde yapmış. Neden? İlk tantuni, işte bu. Tantuni. Bu bakır tavada yapınca böyle birbirine böyle vurunca tantun ses geliyormuş. Uydurdum bunu. Vallahi. Vallahi. Öyle öyle. İyiymiş. Bence kulağa mantıklı geliyor hikaye. Öyle tantun ses geliyormuş. Tantuni demişler işte. Tantun ses gelince demişler ki ismini tantuni. Bunun adı tantuni olsun demişler. Ama bak bir şey diyeceğim. Bitirdikten sonra sana bir dürüm yapacağım. Sahi mi söylüyorsun? Valla. Çok ya güzel. Bir şey söyleyeyim mi? Alişan bayılır yani o yöresel yemekleri çok sever. Dedi biz Cennet Mahallesi'ndeyken canım benim ya. Sürekli ısmarlarda o yakınımızda büyük bir kebapçı vardı. Meşhur bir kebapçı. Hmm. Değil mi? Peki o saat 5'te simit ve peynir... Çay keyfimiz çay ne olacak keyfi, ya? Keyfimiz. Salata koyardık, kaşar, simit her akşamüstü. Biraz da biber şey yapayım. Biberle acı mı? Çok özlemişiz. Normal ya. Normal mi? Çok şey yapmana domates çok şey yapmana gerek yok. Yeter mi bu kadar? He. Evet. Biraz da biber ben şey yapayım. Valla ne güzel sonra... doğradın Çağla. Hemen dürümüyorum. Sağlık alıştım Çağla şeyden. Beceriklidir yalnız. Bu arada hepsi gayet insanlar yani. Yani podyumların Türkiye'de en güzel kadınlarından biri bir ama eline de her şey yakışır. Çok yemeği, anneliği, her şeyi. Teşekkür canım ederim. Benim. Sağ ol. Biberi de koyacağız. Al sana tantuni işte evde fıstık. Vallahi bak aferin güzel. Evde pratik tantuni değil mi bu? Artık tabii. Sabah bütün gelen şey konuklarımıza da yardım ettiğimiz için. Evet.
Evde bu kadar soğan doğramamışımdır ben yani. Vallahi süper. Alişan ya nasıl doğradın sen bunu böyle kibirçuk gibi? Muazzam. Görüyorsun. Evet. Aferin sana. Suzan'a yardım ediyor musun evde? Evde yapıyorum. Biliyorsun benim yaptığım çiğ köftem nasıl bir çiğ köfte? Ay ya. Çok güzel çiğ köfte yapar Alişan. Milli sırf çiğ köfteye gelmemiz lazım yani. Şunu da atalım. Tamam onu da atalım. Biraz da maydanoz şey yapayım. Biraz da maydanoz doğru hayat. Biz biraz aç geldik. Ayıptır söylemesi. Dur bakayım ya bu çok güzel bir şey oldu. Şey değil mi? Hakikaten çok güzel oldu. Vay. Şey var mı? Kaşık var olmaz olur mu? Ay ay ay. Kokusu muazzam şu anda. Ay bu ne demek ya? Sarap abla izliyorsan. Sarap'ım Sarap'ım canım. Tamam. Sarap lokanta açacak gideriz değil mi? Gideriz hep beraber. Ne gideriz. Güzel. Restoran açıyor onu çünkü. Onu da konuk ettik. Çok gerçekten çok, çok tatlı bir bayan ya. Çok, çok şekerdir. Çok. Böyle madem biraz ben sadece mutfağı kirli kullanıyorum. Ha olsun. O kirletiyor ben böyle hop alıyorum sen oradan kirli. Böyle gidiyorum. Canım benim ya. Bak 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 ne numaraları öğrenmiş. Alişan. Ferhat görüyor musun? Görüyorum, görüyorum. Gözüm orada. Alışmış bu artık ya. Allah canına. Ama Ferhat'cığım biliyorsun Alişan şey yapıyor mu? Şişe Adana dizemiyor. Aa. Evet. Onu ben yapamadım, bu yaptı biliyor musun? Ben şişe Adana dizdim. Valla. Ne oldu ya? Öyle olur arada. Tabii, ha, öyle bir şeyle. Mutfak efektir. Alın size şefliğin şeyi. Ben de biraz daha şey yapalım, yiyelim onu. Bak, 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 vay, vay, vay. İşte bu hareketi yapamıyorum, bu hareketi de yapsam. Aslında kolay, ya, zor değil ama onunla başka gün çalışırız. Ben bir gün ne yaptım biliyor musun? 2 sene önce bunu böyle yapayım derken sobana olduğu gibi tavayı başımdan geçirdim. Ne? Ay. Yalan. Böyle yaparken tak dedi kafamdan. Tamam. Bu neredeyse olmak üzere. Bence biraz biber atalım mı? Olur. Şey ama atalım. Abartma ama. O kimyon bu. Yok yok kimyon azıcık atacağım. O az kimyon. Azıcık kimyon atalım. Yeter. Bir de azıcık biber de atalım. Ürünlerimiz de hazır. Şurada kırmızı biber var hemen önümüzde. Canım biraz. O kekik bir yanındaki kırmızı biber. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada mutfakta tertemiz oldu hemen. Vay, özellikle güzel. Hafta sonu böyle bir tane tabak vereyim. Şimdi. Hafta sonu böyle mutfağa girip yapabiliriz. Ya kırmızı biber de. Evet, İyi mi? Şöyle. Tantun işte. Alıyordum ben de. Tamam. Tamam çok güzel oldu. Tantun bu yani. Tabii. Anladım. Tamamdır. Şahane Bitti. Oldu. Tamam. Efendim biz tantunimizi yaptık. Yiyoruz. Şimdi yiyeceğiz biz onu. Yemeden önce Alişan'ım dürümünü yapıyor. Yaptı. Şimdi ama onu yeme yanarsın. Hayır biraz hazır görsünler diye. Ha. Bak böyle dürüm yapılıyor. Ben de muazzam. Çocuklar ya sizi seviyorum. İyi ki geldiniz bugün biliyor musunuz? Biz de canım. Çok hem de. Çok keyif aldık. Çok eğlenceliydi. Oyunlar süperdi. Tam bizlik şeyler zaten. Ben ne yapayım bunları ya? Çok seviyorum. Ye bizi. Veda etmek bile içimden gelmiyor ama veda ediyoruz. Alkışlarınızla. Çok teşekkür ederim. Alişan'ın bir şarkısı geldi. Senin bir şarkınla bitirelim ya. Hadi. Hadi. Ya bak orada mikrofon. Ama hadi koş sen. Ünlü alayım istersen. Bunları tabağa koyalım istersen. Şöyle hemen. Şöyle alalım mı? Hadi hareketli bir şey olsun. Arabın fellahi olsun o zaman. Arabın fellahi. İşte diyor. Evet Alişan ve Arabın fellahi. Bahçadamışmış, sararıp yere düşmüş, sevdiğim hat düşmacı aklıma. Bahçadamışmış, sararıp yere düşmüş, sevdiğim hat tuşbaş aklıma düşmüş. Öyledir öyle, derdini söyle, arayıp da bulamazsan gönlünü eyle. Arabim fellahi, severim vallahi, çekerim silahı. Vururum vallahi
sevdiğim hat kuş bacım evin izlerde bahçada ide pedalları yerine sevdiğim hat kuş bacım evin izlerde. Bahçada havuz, etrafı yavuz, elimizde bir nur şişe, mezemiz karpuz. Öyledir öyle, derdini söyle, arayıp da bulamazsın gönlünü eyle. Arabim fellahi, severem vallahi, çeker. Eşinden boşandı. Babasını ve ağabeyini arka arkaya toprağa verdi. Büyük acılar yaşayan Hülya Çelik yeni bir hayat için melekle büyük değişimde. Evet değerli konuklarımız. Geldik şu anda yayınımızın son bölümüne. Efendim büyük değişimdeyiz. Bu hafta büyük değişimin yıldızı Hülya Çelik. Hülya Çelik'in birazdan hikayesini dinleyeceğiz ama önce size doktorlarımızı tanıtmak istiyorum. Efendim Nihat hocamızı biliyorsunuz. Medikal ve estetik hekimi Nihat Dik. Her hafta harikalar yaratıyor. Hemen yanında diş hekimi. Değil mi? Diş hekimi. Evet. İlk kez geliyorsunuz bizim programımıza. Doktor Hasan Aydilek. Hasan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? Çok iyiyiz, teşekkürler. Siz İyisiniz. İyisiniz, sağ olun, teşekkürler. Ve estetik ve plastik cerrahi uzmanı doçent doktor Hayati Akbaş. Hemen yanımda Hayati Bey'i bir kez daha Melek Stüdyoları'nda konuk etmiştik. Evet, şimdi Hülya Çelik'in hikayesini görelim, sonra stüdyoya alacağız. Yepyeni biri olacak, aynalarla barışacak. İkinci baharını yaşayacak. Melek'le Büyük Değişim'de bu haftaki şanslı konuğumuz Hülya Çelik oldu. Hülya Hanım'ın hikayesini dinlemek için şimdi evine konuk olacağız. Ardından ise değişim yolculuğuna çıkacağız. Yalnız, yorgun, mutsuz bir kadın. 43 yaşındaki Hülya Çelik, hayatın zorluklarıyla henüz 7 yaşında bir çocukken tanışmış. Küçük yaşta tüm ailesinden uzakta kendi ayakları üzerinde durmaya çalışmış. Ya çok mutlu bir hayat yaşadığımı söyleyeyim. 7 yaşımda babam bizi bırakıp gitti. Döndüğünde 15 yaşındaydım. Erzincan'da yatılı okula verdi. Annem bizi yani bakabilecek maddi gücü olmadığı için mecburen vermek zorundaydı. Benim içimde hep bir umut vardı. Babam bir gün dönecek. Yani herkes gibi bizim de babamız olacak. En son döndüğünde trafik kazası geçirmişti. Böbreğin teki alınmıştı. Ayağı kırılmıştı. Bakacak kimsesi olmadığı için en son bize döndü.
Ya bizim yanımızda vefat etti en son yine ama. Biz ona doyamadık. Hayatta yaşadığınız her şeyi kabullenebiliyorsunuz. Tekrar kendinizi toparlayabiliyorsunuz ama kaybınızı yerine koyamıyorsunuz. Hülya Hanım hayatta tutunacak bir dal aramış kendine ve evlenmiş. Ancak bu evlilik onun için daha zor günleri de beraberinde getirmiş. 10 yıl evli kaldım. Eşim çok sorumsuzdu. Yani maddi ve manevi olarak hiçbir zaman evliliğin sorumluluğunu taşımadı. Psikolojik baskı kuruyordu üzerimde. İşte aşırı kıskançlık, artık en son kumar ve alkol sorumluluğu içerisine girince, yani onu sabah 4'te eve geliyordu. Ben sabah 8'de işe gidiyordum. Birbirimizi görmüyorduk artık son zamanlarda. 10 yıl boyunca ben babasız büyüdüm. Kızım da babasız büyümesin diye mücadele ettim. Hülya Hanım yaşadığı zor günleri unutmak ve hayatında yepyeni bir sayfa açmak için melekle büyük değişimde. Sizin buraya gelmeniz hayatta karşılaştığım en büyük şanslardan biri. Yani çok fazla şanslı biri olmadığım için mucize gibi bir şey oldu benim için. Hayatımdaki yapılacak bu değişiklikten sonra yani yeni bir yüz, yeni bir hayat, yeni bir eş istiyorum. Hülya Hanım kadar biz de değişime başlamak için sabırsızlanıyoruz. Ve işlemlere diş tedavisiyle başlıyoruz. Hülya Hanım bizden sağlıkla parlayan ışıl ışıl bir gülüş istemişti. Biz de bunun için diş hekimimiz Hasan Aydilek'in yanındayız. Hasan Bey hangi işlemleri uygulayacağız? Şimdi öncelikle Hülya Hanım'ın tabii zamanla yıpranan dişleri var. Biz bu yıpranmışlıkları kompozit venar uygulamalarla gidereceğiz. Tabii kendisine öncelikle bembeyaz pırıl pırıl bir gülüş sağlamak için bir bleaching tedavisi, beyazlatma işlemi uygulayacağız. Bizim kendi uyguladığımız bir yöntemimiz var. İmplantla dişin aynı zamanda yapıldı. Hülya Hanım'da da aynı tedaviyi uygulayacağız. Hülya Hanım'ı hayallerindeki gülüşe kavuşturduk. Şimdi sıra yüzünü gençleştirmeye geldi. Bunun için medikal estetik hekimimiz Doktor Nihat Dik'le beraberiz. Nihat Bey neler yapacağız konuğumuza? Çatılma çizgilerinde çok derin yarıkları var. Diğer alnındaki çizgileri görüyorsunuz. Kaşlar düşük, kaz ayaklarında gördüğünüz gibi derin çizgileri var. Yüz inceltme botoksu yapıp yüzünü biraz yukarı doğru almak gerekiyor. Tabii ki diğer sarkmalara karşı yüzüne örümcek ağı yapacağız. Üst dudağı şu şekilde büyütmemiz gerekiyor. Hülya Hanım'ı en çok heyecanlandıran değişiklik içinse rotamızı bu kez Samsun'a çeviriyoruz. Ve soluğu estetik ve plastik cerrahi uzmanı Doktor Hayati Akbaş'ın yanında alıyoruz. Sizi buraya getiren problem nedir, ana problem? Ben göğüslerimden rahatsızım. Küçüklüğü ve deforme olmuş olması beni mutsuz ediyor. İki operasyon birlikte aynı anda gerçekleştireceğiz. Hem pitozu, yani memenin sarkıklığını düzelteceğiz, hem de aynı anda küçüklüğünü düzelteceğiz ve aynı zamanda göğüs operasyonu yaparken de o göz kapaklarınızdaki bir ufak bir müdahaleyle yüzünüzün de gönlüne daha bir pozitif katkı yapacağımıza inanıyorum. İki tip protez var. Bir tanesi damla tipi denilen, bakın alt aşağının daha yoğun, yukarının daha düşük olduğu, profilin düşük olduğu meme protezleri. Bir de yuvarlak, her tarafta eşit bir şekilde projeksiyonun dağıldığı, alt veya üstte farklılık olmadığı protezler, yuvarlak protezler. Siz de yuvarlak tip protez kullanacağım. Sizin meme tipinize bunun daha uygun olduğunu düşünüyorum. Büyük olasılıkla ömür boyu sizinle beraber yaşayacaktır. Ve ameliyat günü gelip çatıyor. Hülya Hanım'ı finale uğurlamadan önce son olarak kuaför salonumuzdayız. Konuğumuzun büyük değişimini Orhan Çakal tamamlayacak. Nasıl bir model uygulayacağız bugün? Hülya Hanım'ın gözleri renkli olduğu için gözlerini ön plana çıkartacak kahve tonlarında bir saç düşünüyorum. Bir de alnımız geniş olduğu için belki kısa bir kahkülle farklı katlı bir kesim yapacağız. Final gününde böyle size bomba gibi bir Hülya Hanım göstereceğiz. Konuğumuzun değişimini ise makyözümüz İdil Birinci noktalıyor. Çok natürel bir makyaj yapacağız.
böyle kendi yapmış çıkmış gibi böyle kaşlarını belirleyeceğiz. Kaş altını ortaya çıkartacağız ve saf bir rujla güzel bir şekilde kendi yapmış gibi onu buradan uğurlayacağız. Hülya Hanım büyük değişimiyle birazdan Melek Stüdyosu'nda. Evet, hikayesini dinledik mi Hülya Çelik? Merak ediyor muyuz hanımlar? Gelsin mi stüdyoya? Alkışlarla davet ediyoruz. Geldin ve gerçekten hoş geldin yani. Güzel geldin. Teşekkür ederim. Nasıl, mutlu muyuz? Doktorların sayesinde evet, çok mutluyum. Mutlusun. Evet. Her şey için. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biraz heyecanlıyım. Heyecanlısın. Olur o kadar. Hepimiz evet. Heyecanlıyız. Ben bile bunca seneden sonra hala heyecanlıyorum huzurlarınıza çıkarken. Şimdi doktorlarımıza önce bir soralım neler yapıldı. Sonra seninle biraz sohbet edeceğim. Hemen diş hekimimizden başlayalım. Şimdi öncelikle, neler yaptık hocam? Bayağı yıpranmış dişlerimiz vardı. Tabii biz bunu diş sıkmadan dolayı, stresten dolayı veya işte yılların verdiği bir sıkıntıdan dolayı da olabilir. Dişlerin üzerinde ufak tefek kırıklar vardı ve düzleşmişti. Yani dişlerde hiçbir hareketlik yoktu. O da bize yaşlı bir ifade kazandırıyordu gülümsememize. Bir defa onu düzelttik. Evet. Şimdi tabii ruj lekesi oldu. Olur öyle şeyler. Ön taraftaki iki tane dişi biraz daha uzatıp işte alt dudak kavisine gülümseme hattını uygun hale getirdik. Eskiden yapılmış olan bir köprüsü vardı. Aslında çok da eski değildi ama köprü yapılmıştı. Metal destekli porselen dişler vardı. Biz onların yerine implant yaptık. Bu iki gün içerisinde implant ve dişin aynı zamanda yapıldığı sistemden uyguladık. Evet. Gayet de güzel oldu. Dişlerini beyazlattık. Bence bol bol gülsün değil evet, mi hocam? Evet, kesinlikle. Gül. Bundan sonra öyle yapacağız. Evet, bence de gül bol bol. Yani artık ömür boyu güldüğü zaman hani kendi gülümsemesinden mutlu olsun diye ona güzel bir hediye yaptık düşünüyorum. Evet, ellerinize sağlık. Teşekkür Hemen ederim. Nihat hocama soruyorum. Galiba değil mi Nihat hoca? Bir hafta daha olsaydı... Daha mı bir iyi? Hafta daha biraz, olsaydı yüzü evet. Çok daha iyi otururdu. Evet. Ödemleri çok daha güzel geçerdi. Çünkü biz uygulama yaptıktan sonra Hayati Hocam da öyle. Çok çabuk ben iki hafta sonra aldık. Kontrole çağırıyorum. Hı-hı. İki hafta daha bir hafta evet. Oldu. Yani bir Hülya'nın bu net hali değil değerli değil. Konuklarım. Bir hafta sonra bu bir halinden hafta sonra... çok daha evet. Güzel olacak. Şimdi çok güzel ama çok daha güzel olacak. Evet. Neler yaptık Nihat Hoca? Evet. Bana geldiğinde hastamız alnı çok kırışıktı. Kaş arasında bence çok derin bir çöküklük vardı suratında. Çizgi bile dememişim. Şimdi VTR'den ben de baktım. Evet. Yarık demişim. Evet. Gerçekten öyle. Çok kalın çizgileri vardı kaş arasında. Evet. Alın çizgileri çok belirgindi. Onları tedavi ettik. O bölgelere botoks uyguladık. Botoks yetmedi. Altına dolgu yapmak gerekti. Dolguyla yaptık. Hafif böyle saçımızı geriye doğru yaparsak bakın o alanı tamamen dümdüz. Eskilerin deyimiyle tepsi gibi yaptık. Çok kötüydü orası evet, hakikaten. Evet orası çok kötüydü. Evet. Kaşlarına biraz hava kattık. Kaşlarını kaldırdık. Hı-hı. Kaz ayakları çok kırışıktı. Kaz ayaklarına, o bölgelere botoks yaptık. Burun dudak çizgileri çok belirgindi. O bölgelere dolgu yaparak o derinliği... Çok çizgiler vardı dudak üstlerinde. Çizgiler vardı, onları giderdik. Çekmiş. Onlar evet. Güzel oldu. Hı-hı. Onun haricinde dudak çok zayıf ve inceydi üst dudak. Alt dudakla onu kombine ettik. Çok güzel bir üst dudağa kavuşturduk. Alt ve üst dudak şu an orantılı evet. Ve daha güzel oldu. Ruj sürünce de daha bir güzel olmuş. Sağlık. Sonra süper ne yaptık? Olmuş. Sonra ne yaptık? Sonrasında bu diş sıkmalarını gördük tabii hocamlarla artık beraber kombine inşallah. Çalıştığımız için. Yüz inceltme botoksu yani maseter botoksu yapıp o kasları biraz gevşettik.
tabii şey örümcek ağı mutlaka uyguladık çünkü örümcek ağsız olmaz. Şu örümcek ağı çok aklıma yatıyor. Uyguladık. çıkışta zaten görüşeceğiz Melek abla. Öyle mi? Görüşecek evet. misin? Anlıyorum. Peki. örümcek ağı ve ondan sonra yüz askı yaptık. Bizden bu kadar. Arta kalanını Hayati Hocam'a bıraksın. Daha ne olsun. Evet, Hayati Hocam siz neler yaptınız? Şimdi Melek Hanım yanımıza geldiğinde göz kapakları ile ilgili özellikle alt üst göz kapağı ile ilgili problemler tespit ettik. Artı bir kadın için hepimiz biliyoruz ki göğüsler gerçekten bir kadının kendi özgüvenini kazanması, kendini iyi hissetmesi, yürümesi, oturması, her aşamada, hayatın her aşamasında kendini iyi, iyi hissetmesinin gerekli bir organdı. Orada da küçüklük ve sarkıklık vardı muayenemde, benim muayenemde ki kadın için gerçekten göğüs en önemli faktörden bir tanesi. Göz kapaklarının güzelliğini... Ne zor kadınların işi ayol. Vallahi çok, ne çok. Zor işimiz var. Bir de şu var bakın şunu da söyleyeyim. Hakikaten göğüs estetiği o kadar önemlidir ki bir kadının yüzü ne kadar güzel olursa olsun eğer göğüste yetersizlik varsa o kadında inanılmaz bir yetmezlik sendromu vardır. Bu çok önemli. Altını çiziyorum tekrar. Kadının bedeni ne kadar güzel olursa olsun göğüs hariç göğüs eğer yeterli değilse yüzü ne kadar güzel olursa olsun kendini iyi hissetme halinde eksiklik oluşuyor. He. O yüzden o önemli bir komplement edik. Göğsü bozuk olan hanımlar dikkatle dinleyelim Hayati Hocam. Gerçekten bu çok önemliydi. Hem küçüktü hem de biraz sarkıktı. Ama yüzün güzelliğinde de göz kapaklarının önemini hiç unutmayalım. Gözler ne kadar güzel bakıyor ise, gözler ne kadar güzelse gerçekten yüzün bütününe genel bir güzellik, ayrı bir güzellik katıyor. Orada çünkü yorgunluk gösterisi vardı, bir gevşeme vardı, bir torbalanma söz konusuydu. Bu da yorgun gösteriyordu ve mutsuz gösteriyordu. Göz kapaklarının estetiği arkadaşlarımızın yaptığı işlemlerle kombin edildiğinde kendini daha güzel gösterdi. Evet bir hafta için arkadaşlarım doğru söylüyor. Çok bir hafta erken, için erken tabii. bir süre. Bakın bir haftada bile bu şekilde oluyorsa. Buna rağmen çok ona rağmen. Buna ben rağmen çok beğendim. Yani bir haftalık süre için çok güzel. Evet. Ki şunu biliyoruz. Operasyonların sürecinin tamamlanması tabii. belli bir zaman dilimini gerektirir. Olgunlaşma, matürasyon haftalar bazen aylar alır. Ama bir hafta için mükemmel bir sonuç. Onu hemen ellerinize ifade edeyim ben. Sağlık. Hem göğüsler. Ellerinize evet. sağlık. Şimdi sevgili Hülya'nın kızı Dilara var stüdyomuzda. Ona söz vermeden önce hocam şimdi deminden beri bakıyorum da. Hayati Hoca'nın o kadar muntazam bir burnu var ki yapma mı hocam burnunu? Söylemeyeceğim. Hocam doğruyu söylemeyeceğim. Lütfen. Hocam rica ediyorum tabii, doğru. Tabii söyleyeceğim tabii ki. He. Şimdi ben aşağı yukarı 5-6 yıl önce küçük bir operasyon geçirdim. Ha. Minik bir operasyon ama. Dolayısıyla hafif estetik var diyebilirsiniz. Genel bir estetik olmasa bile tip plast dediğimiz bizim burun ucuna yapılan bir müdahale söz konusu. Evet çünkü ama, muntazam bir burnunuz var. Ben beğeniyorum. Tabii ki ben farklı bakılabilir. Hocam. Bakın şöyle de olabilir. Aynı burnu. Süper. Aynı burnu şöyle ki herkes farklı bakabilir, farklı şeyi görebilir. Belki ben olsam ben arkadaşıma yaptırdım. Belki ufak bir manipülasyon, farklılık yapabilirdim. Ama sonuç olarak gayet güzel. Önemli olan insanın kendisini iyi hissetmesi. Biz iyi hissetmeliyiz, mutlu olmalıyız ki etrafımızı mutlu edelim. Doğru. Evet. Efendim Hayati Hoca'ya ben huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Melek ekibini Samsun'da inanılmaz ağırladı. Çok zarif bir ev sahipliği yaptı. Teşekkür çok teşekkür ederim. Bizim için büyük zevkti. Büyük zevk. Bekleriz yine. Sağ işte. Olun. Dilara gel bakayım yanıma. Gel bakayım yanıma. Evet. Hülya'nın kızı geliyor şimdi yanımıza. Seni de hemen anneciğinin yanına alayım. Dilara. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen evli misin? Yok hayır. Değilsin. Yok okuyorum. Peki. Peki mikrofona konuş. Nasıl buldun annenin yeni halini? Ya ben annemi her zaman çok beğeniyordum ama şimdi tabii ki de çok daha güzel olmuş. Ha, değil mi güzel? Ay Dilara'nın da gözleri ne kadar güzel ayol. Teşekkür ederim. Ha? Senin gözlerin kime çekmiş? Bakayım aç bakayım. Yok yok o seninki başka baba. Babaya mı benzemiş? Evet. Çok güzel bir elası var. Peki sen mutlu musun Hülya? Evet çok mutluyum. Yani insanın böyle aynaya baktığında... İstediği gibi bir yüze sahip olması, kendisiyle daha çok barışık olmasını sağlıyor. Çünkü o kaşlarımın arasının çatıklığı bana bir soğuk ifade de veriyordu. Yani beni daha çok mutsuz ediyordu. Tabii bu bütünsel olarak öylesin göğüslerim de yıllardan beri hep kafama taktığım bir şeydi. Evet. Ama şimdi kendimi çok iyi hissediyorum. Yani her anlamda daha kendimi... Daha da iyi olacağını biliyorsun. Tabii ki. Tabii yani ki. Çok erken aldık çünkü öyle gerekiyordu. Bir hafta sonra Hülya son derece fresh, genç, taze bir yüze kazanacak, yüz kazanacak.
Canım benim, bundan sonra senin hayatında açıklıklar, güzellikler, her şeyin güzelini diliyorum senin için. Teşekkür efendim, ediyorum. Efendim, gene yayınımızın sonuna geldik. Programımızı kapamadan önce sevgili doktorlarıma teşekkür etmek istiyorum. Ellerine sağlık ve sevgili Hülya'ya da yeni hayatında apaçık, uzun, mutlu bir hayat diliyorum. Sizlere de diliyorum efendim. Sağlıkla kalın. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın efendim. Sizi seviyorum.